Beni çok geriyorsun ama böyle yapma. Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bugün yine çok güzel bir oyun oynayacağız. Daha çok yeni, 1-2 gün oldu çıkalı. Distraint 2. Yeni oyun diyerek hemen oyunumuza başlıyorum. Mevcut kayıt dosyasının üzerine yazılacak. Devam edilsin mi? Mevcut kayıt dosyam yok, yeni başladım. Türkçe olması oyunun ayrıca bir güzel. Benim adım Price. Bu şirkette or katıp kazanmak için insanları evlerinden çıkarmak zorunda kaldım. Evet, birinci oyunu var çünkü bunun. İşimin doğası böyleydi. Birinci oyunu oynamamıştık. Ama bu işin bana göre olmadığı belli oldu. Bayan Goodwin adında tatlı, yaşlı bir dul vardı. Evini devraldım. Gücümü kaybettim. O beni hiçbir şey için suçlamadı. Yine de kendimi asla affedemedim. Özellikle de o öldükten sonra. En sonunda yaşama isteğimi kaybettim. Neler olmuş sana ya? Ağzıma namluyu koydum ve her şeyi bitirmeye karar verdim. Amanın neler neler olmuş bizim adamımıza. İlk oyun oynamadık, çok güzel şeyler kaçırmışız. Giriş, akıl. Neler oluyor? Neredeyim? Ben. Hayatta olmamalıydım. Ölü olmalıydım. Hey, beni duyan var mı? Anlamıyorum. Koşmak için shift. Çok güzel koşuyorum bu arada. O kim be? Fellah dayı geliyor. Hemen Fellah dayının yanına gideyim. Fellah dayı. Konuş. Affedersiniz. Ben neredeyim ve siz kimsiniz? Ben akılım. Ne yazık ki anlayacağın şekilde nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ama izin verirsen senin rehberinim. Rehberim mi? Lütfen söyleyeceklerimi dinle. Anlamıyorum. Ben senin bir parçanım. Biz bağlantılıyız. Akıl mı? Evet, bizde pek akıl olmadığını anlıyorum buradan. Adam o yüzden zorlanıyor. Evet, bunların ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu anlıyorum. Burası nere? Bu cevabı kolay olmayan bir soru. Bunu açıklayamam. Anlamıyorum. Tetiği çekmeye hazırdım. Evet, bütün bunları sözle ifade edebileceğinden emin değilim. Ama sen kendini bir amacı olan bir yerde buldun. Sadece kaçmak istemiştim. Artık kendimle yaşayamazdım. Bu bana neden oluyor? Evet. Bak, henüz tecrübe etmediğin çok şey var. Kendini nasıl affedeceğini öğrenmelisin. Yapabileceğimi sanmıyorum. Şu anki durumunda zor olurdu. Ama bana güvenebilirsin. Bak, tekrar kendini bulmalısın. Umutu bulmalısın. İyileşmenin tek yolu bu. Her şey çok acı verici geliyor. Lütfen umutu bul. Her şey değişecek. Ben sanırım deneyebilirim. Senden isteyebileceğim tek şey bu. Yakında tekrar görüşeceğiz. Peki. O ne be? Karanlıklara girdim mi çok kötü oluyorum. Affedersiniz. Evde kimse var mı? Merhaba. Tam bir psiko oyunu ya cidden. Lütfen kapıyı açar mısın? Hey. Asansör. O ne be? Ne oluyor be? O da aynı şeyi söyledi. Bunlar bana bir kötülük mü yapacak?
Benden bir sürü var. Abi. Bir de bu kapı açıldı, mükemmel. Bu birkaç yıl önceki benim. Oo, ilk oyundaki kendimi buldum. Kırmızı dik bakış. Birinci kısım. Allah! Neden buradayım? Ben öldüm mü? Ya da hayatta mıyım? Distrand 2 ilerlemenizi otomatik kaydetmez. Kaydetmek için şunları ziyaret edin. Peki. Abi ne olur şunu yapma. Giremem, kapı kilitli. Oyunu kaydettim. Her ne demekse. Bu da güzeldi. Oyunu kaydettim. Her ne demekse. Sıcaklık ve soğukluk. Her zaman ateş etrafında olmaktan zevk aldım. Ah, bu da ne? Şömine'de bir şey var. Belli bir şeyle onu dürtebilirim. Dürtebilirsin. Onu dürtebileceğin bir şey verebilirim sana galiba. Yahu. Şu karanlıkları... Evet, karanlıklara gitmek istemiyoruz. Belli ki. Pek de şiirsel olmayan banyo. Saklan mı? İncele. Eski ve kirli bir çamaşır makinesi. Yıkayıcı kadranı yok. Oha, paslı bir duş. Boruyu kolaylıkla sökülebilir. Artık borum var. Oba! Boruyu zula yaptık. Eşyalarınızı kullanmak için basarak bir eşya seçin. Değilmiş. Anladım. Ayrıca Space'de eşyalarımı görebiliyor muyum? Eşyan yok. Paslı boru. Mükemmel. Ya babacığım, neden saklanma seçeneği var? O bile beni gerdi zaten ya. Tam bir psikolojik gerildim harbiden. Paslı boruyla onu dürtsem. Dürttüm, içinden çıktı. Abi çıbığımla onu dürttüm, ne güzel. Ha, böyle yapmalıymışım. Bu ne böyle? Yıkayıcı kadranı gibi görünüyor. Ha, gölgelerin içinde bir şey mi hareket etti? Acaba buraya uyuyor mu? Basılı tut. V ya da S yıkayıcı kadranını çevirmek. Ana, az kalsın çözüyordum. Peki. Bu. Sonra bu. Sonra bu. Şimdi geri döneceğimi düşünüyorum. İşte bu. İşte bu kadar. Bitmesini bekleyeceğim. Oha, bu ses de neydi? Çabucak saklanmalıyım. Peki abi. Korkunun yaratığı. Bu ses hiç hoş değildi ya. O şey neydi? Tüm bunların anlamı nedir? Bakalım. Buz küpü. Bu çok tanıdık geliyor. Buz küpünün içinde bir şey olmalı.
Evet, o şeylere giremiyoruz. O gölgelere giremiyoruz güzel kardeşim. Ha, şimdi kapı açıldı. Bu yaratık geldiğinde kapı mı açılmıyor? Ben tam anlayamadım olayı. Buz küpünde. Abi bu yaratık yine mi geliyor? Ben anlamadım ki olayı şimdi. Ne yapmam lazım burada? Vay arkadaş. Buz küpünü buraya attık bakalım. Eminim hemen erir. Erimiyor. Buz küpünün çoktan erimiş olduğuna eminim. Ha. Vallahi bir şey çıktı. Anahtar mı? Anahtar. Aman Eren'in. Bakalım. Şimdi bir tahmin yürüteceğiz. Kilitli olan burası mıydı? Evet. Alev'in kaynağı. Bak ya. Yavrum beni çok korkutuyorsun. Ha. Burada hiçbir şey yok yapabileceğim. Aslı boru olmadı burada. Anahtar da olmadı. O zaman ben buradan çıkayım. Buraya da gidemiyorum. Buraya girebiliyor muyum? Buraya girebildim. Kırmızı dik bakış gibi bir şey yazıyordu. Burası mı anahtar acaba? İşte kilidi açtım. Galiba burasıymış. Kendini kandırma. Olur abi kandırma. Hiçbir eşyam kalmadı zaten. Paslı boruyu da almayacağım şimdi dostum. Nereye gidiyorum böyle? Hiçbir yere gidemiyorum böyle. Haydi. Şimdi ben bir buradan çıkayım abi. Şuraya doğru bir geleyim. Bir oyunu kaydedeyim. Oyunu kaydettim her ne demekse dedim. Sonra bir şu karanlığın içine girmeyi deneyeyim ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü. Bana hiçbir şey seçtirmiyor. Aman diyeyim. Ne oldu? Konuş. Bö. Gitmeme izin vermeyi denedin mi ha? Üzgünüm, seni tanıdığımı sanmıyorum. Ha, benim eski dostum Hırs. Ve sen beni tanımadığını söylüyorsun. Hırs, ne istiyorsun benden? Beni unutmamanı istiyorum. Bana ve acımasızlığıma ihtiyacın olacak. Bensiz nasıl başarılı olursun ha? Dinle, bir sebepten dolayı değişmeye çalıştım. Belki sensiz başarılı olamazdım ama belki daha iyi bir hayatım olurdu. Daha iyi hayat mı? Seni aptal. Layığını buldun. Benimle kalmalıydın ve her şeyi elde edebilirdin. Ama belki de çok geç değildir. Evet, hepsi çok kafa karıştırıcı. Bak, birlikte. Şimdi ne var? Hırsız yeniden ortaya mı çıkmaya çalışıyorsun? Aha akıl, burada istenmiyorsun. Sessizlik. Böyle böldüğüm için özür dilerim. Beni dinleyin. Hedeflerine ulaşmanda yardımcı olduğu doğru. Ama gençtin. Hala gençsin. Ne istediğini biliyor muydun? Tabii ki biliyordu. Sen de biliyordun. Hepimiz biliyorduk. Bana ihtiyacı var. Ve sana akıl. Bunları inkar edemezsin. Sadece onu ileriye götürüyorum. Ben olmasam başka kim yapardı?
Evet, tamamen yanılmıyorsun. Ama belki de ihtiyacı olan tek şey hayatı için yeni bir yön. Ha? Bana güvenmelisin. Git ve Umut'u uyandır. Sana bir tek o yardım edebilir. Bekle, onun saçmalıklarını dinleme. Bu ne şimdi? Umut, hırs, akıl. Haydi. Kısa bacaklarım var. Ne yaparsam yapayım ulaşamıyorum. İyi ki borum var ha. Borumla her şeyi aldım. Bu da ne böyle? Buna ihtiyacım olacak gibi hissediyorum. Bence doğru hissediyorsun. Beni çok geriyorsun ama böyle yapma. Kendimi ışıklara attım korkudan ya. Kaydettim. Kaydederim aga. Çünkü bana korku veriyorsun. Bana korkutuyorsun çünkü. Biraz önce burada bir kapı yok muydu? Aa. Aa, peki. Artık orada bir kapı yok söyleyeyim. Biraz önce kapı olabilir ama. Artık kapı yok. Şurada bir yuvarlak var. Ha, bak orada bir şey var. Demin ben onu görmüştüm. Nasıl halka hayır ya? Halka gayet de buraya giriyor abicim. Adamı hasta etme. Eşya yokken böyle yap. Ha, kanepenin arkasında bir şey mi var? Eğer kanepeyi oynatırsam. Evet, bunu yapmam gerekiyormuş. Daha yakından bak tabii. Daha yakından bak. Ben anladım bile sen bakana kadar. İşte bu kadar. V ve S ile bunu oynatıyormuşuz. Bir saniye. En iç parçayı oynatabiliyor muyuz? Oynatamıyoruz. Tabii en iç parçayı oynatamıyorsak en mantıklısı bunları oynatmak. Galiba oldu gibi. Galiba tamamlandı gibi. Bitti bence. Sırada ne var? Burada bir şey olmadığı garanti. Güzel oyun dedik arkadaş. Psiko korku oyunu çıktı iyi mi? Ateş sönmüş ama neden? Aman. Emmi. Sana yalvarıyorum dur. Hayda burada da kapı yok. Daha fazla yaklaşma. Ne oldu bana? Abi kendimi karanlıklara attım yaratık korkusundan ya. Hayda, doğru yere gitmişim. Yare diyorum. Bölüm 1. Acı. Kafam çok karıştı. O şey beni yakaladı. Umut beni terk etti. Hayal, birinci kısım. Bunlar sözleşmeler mi? Aa, müşterilerim ve benim tarafından imzalanan sözleşmeler. Bayan Goodwin, Bay Taylor. İmzalarının sonuçlarının ağır olacağını düşünemedim. Keşke.
Biz galiba insanlara birazcık kazık atmışız. Az biraz. Oyunu kaydettim. Her ne demekse süper yani. Orada bir yere gidemiyormuşum, tamam. Korkuyor musun evlat? Ha. Kim o? Eşyam yok. Ya orada yol yok ki, beni deli etme ya. Hala karanlıktan korkuyor musun? Kendine bak. Kendi gölgesinden korkan yetişkin bir adam. Çok teşekkür ederim. Sadece kendini göster. O ne be? Merhaba. Belirsizlik nasıl hissettiriyor? Umudunu kaybetmek nasıl bir duygu? Kimsin? Ne ekersen onu biçersin. Soruna cevaben ben acıyım. Beni rahat bırak. Yeter artık. Böylece kaybolmuyorum. Şeytani görünüyor olabilirim ama bensiz kimse hayatta kalamaz. Seni çok uzun zamandır hissediyorum, artık dayanamam. Lütfen bırak beni, sana ihtiyacım yok. Anlamıyorsun değil mi? Bensiz öğrenemezsin. Amacım sana acı çektirmek. Ve bunu yaparak seni yola devam ettiriyorum. Oo, bastı küfürü. Artık beni incitemezsin. Yakında dostum. Şurada bir daha kaydetmek istedim niyeyse. Bir daha burayı zorlasam mı? Yok, burayı zorlamanın bir manası yok. Belli ki burada bir şey yok. Geldiğim yere dönebilir miyim acaba? Haydi. Bir emmi var, bir teyze var. Bunlar bizim ailemiz mi acaba? Anne, baba? Neden buradasınız? Neler oluyor? Biz senin hafızanın bir parçasıyız. Biz senin aileniz. Akıl değiliz. Umut, sevgi ya da başkası değiliz. Ancak onların ulaşamadıkları yerlerle araçları kullanarak hareket ediyoruz. Karanlık bir yerdesin evlat. Nasıl hissediyorsun tatlım? Ben bilmiyorum. Bir şey hissettiğimden emin değilim. İşte tam bu yüzden buradayız evlat. Baban haklı. Sana her şeyin yok olmadığını hatırlatmak için buradayız. Hala umut var. Hala uğruna savaşacak bir şey var. Devam etmenin zor olduğunu anlıyoruz evlat. Sizi çok özledim. İyi misiniz? Bizim için endişelenme tatlım. Sonra tekrar görüşeceğiz ama şimdi değil. Bu işi bitirelim. Böylece buradan uzaklaşabiliriz canım. Haklısın tatlım. Buradaki kahve berbat. Evet. Sevgi tarafından gönderildik. Karanlık yer. Oradan uzak durmalısın. Aksi takdirde seni yavaş yavaş tüketecektir. Burayı da sevmiyorum. Ne yapmalıyım? Gözlerini kapat oğlum. Derin bir nefes al ve odaklan hayatım. Işığı hayal et. Bunun üzerine bunun gelmesi mükemmel oldu. Gözlerini açmak için E'ye bas. Aha, onlar der demez gözlerimi mi kapattım? Peki, bu farklı. Yine karanlık var ama. Umutun alanı, birinci kısım. Bir testere tezgah. Belki de çiti tamir etmek için orada biraz ahşap vardır. Bu çitin bir parçası eksik. Nedense bunu tamir edesim geldi. Evet. Aa, patates tarlası. Kokusunu çok seviyorum. Ne sevimli küçük bir ev. Burada kim yaşıyor acaba? Tatlım. Çiti tamir ettin mi? Üzgünüm. Henüz etmedim. Acele etme tatlım. Bu arada elmalı turta pişiriyorum. Aa, tamam. Tatlım. Sesini çıkartamadım. Sesi benim yaşım civarında gibi geliyor. İtiraf etmeliyim ki bu çok hoş hissettirdi. Burada bir çekiç olmalı. Hadi bir bakalım. Buldum. Burası çok hoş. Sessiz ve sakin. Bundan hoşlandım gibi. Çiti tamir ettin mi tatlım? Üzgünüm, henüz etmedim.
Tamam, yanlışlıkla bir daha konuştum. Kusura bakma. Şimdi bilmem gereken bir şey yok. O zaman çekiç ve çivileri bırakıp eşya yoktan şu tahtaları alalım. Söylediği için de tamir et. Tamam, tahtayı biraz daha kısaltmam lazım. Güzel. Bu işe yaramalı. Eşya bulundu. Kalası oraya koydum. Çiti tamir ediyorum. Tamam, bir çekiç ve çiviye ihtiyacım olacak. Onları bulduk bile. Bu işe yarar. Böyle şeylerden hoşlanacağımı hiç düşünmezdim. Becerikli biri değilim ama tutmalı. Patates tarlası, evet, kokusunu çok seviyorsun. Demin de söylemiştin. Hay diye bizim ihtiyar geliyor yine. Bana bak ihtiyar, tartaklatma kendini, seri ol. Bu durumdan memnun musun? Evet sanırım. Kendimi tekrar ediyorum gibi hissediyorum ama burası nere? Yüzündeki küçük gülümsemeyi görmekten çok memnun oldum. Umutun alanındasın. Bu yer bir yanılsama ama gerçekliği yansıtıyor. Yanılsama? Evet, burada kalamayacağımı anladım. Hemen uysuzlaşma. Sana gerçeği yansıtıyor demiştim, değil mi? Bu da ne demek şimdi? Etrafına bir bak. Neden bu senin geleceğin olmasın ki? Neden böyle bir şey hak edeyim ki? Bütün hayatları mahvettim. Kendine çok sert davrandın. Sadece işini yapıyordun. Tek ihtiyacın yön değişikliği. Bütün o pisliğin senin derinliklerine işlemesine izin verdin. Teşekkürler. Denedim. Anlarsın ya. Ama kolay bir iş değil. Hayal kırıklığına uğradım. Peki, bu kurtulma yolculuğun. Kolay olması gerekmiyor. Etrafa biraz daha bakmak için iyi bir şans. Enerjini bu ışıkla doldur. Karanlık yerlerde ihtiyacın olacak. Tekrar teşekkürler akıl. Elimden geleni yapacağım. Hey. Pekala. İçeri geliyorum. Buraya kadarmış. Mutlu hayat buraya kadarmış. Harika. Boktan dünyaya geri dönüş. Güzeldi. Mücadele. Şöyle bir oyunu kaydedelim. Kardeşlerim, oyunu kaydettikten sonra böyle de oyunumuza bir ara verelim. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten psikolojik gerildim falan ama ben çok beğendim. Steam'de çok yüksek puan alıp beğenilmiş olmasına şaşırmadım şimdi. Umarım siz kardeşlerim de beğenmişsinizdir. Güzel bir beğeni, güzel bir efendim izlenme gelirse, sizlerden böyle bir istekler gelirse yorumlarda neden seri olmasın diyorum. Değişik bir oyun gerçekten. Ve eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.